Galatasaray'da santrafor bolluğu olur. Evet. Bu sefer diğer oyunculara para almaz. Santrafor spor olur. Bu yüzden de Galatasaray'ın temkinli gitmesi lazım. Yani ya santrafor mu alacak, sol bek mi alacak, onu mu alacak mı? Gazetelere kalırsa zaten şey Mustafa Cengiz petrol şirketine falan verecek, teslim edecek Galatasaray'a. Gazetelere kalırsak şimdi biz. Onun için sakin gitmekte fayda var. Evet. Transfer dönemi neticede bu mevkilere futbolcu transfer edileceği konusunda Fatih Terim'de sürpriz bir isim var diye açıklamıştı biliyorsun. Evet. Sol kanada bir oyuncu alacaklarını sürekli belirtiyorlardı. İşte bu senin söylediğin futbolcu Holebas, yani Yunan futbolcu. Watford'da 3 sezondur forma giyen bir oyuncu. Neticede bu futbolcunun peşine düşmüş vaziyetteler. 1.84 boyunda, sen dedin ki solda dedim böyle uzun boylu bir defans oyuncusunun dönerken zorlanacağını falan evet, söyledin evet. Dün. Yani hatta 34 yaşına girdi şu anda Holebas. Yunan milli takımında da forma giyen bir futbolcu. Şimdi ben bu santrafor konusuna gelmek istiyorum. Eto ile ikisi arasında çok ciddi benzerlikler var. Nasıl benzerlikler var? Mesela Samuel Eto 2,5 sezondur Antalya Spor takımında forma giyiyor. 37 yaşında 77 maçta oynamış. Yani son 2,5 sezonda 44 gol 15 asist yapmış. Eto'nun Barcelona'daki o biliyorsun ırkçı yaklaşımlar olmuştu. Daha sonra Inter'e gelişi. Inter'deki başarılı sezonundan sonra bir türlü dikiş tutturamadı Eto. Yani bir düşüşe geçti. Tamam, yaşı da geçmişti. Ardından Anji'ye gitti. Anji'den Chelsea'ye gitti. Oradan Everton'a gitti. Oradan Sampdoria'ya geçti. Sampdoria'dan Antalya Spor'a geldi. Dolaştı dolaştı ama en son Antalya Spor'da dikiş tutturdu. Ve müthiş bir performans. Yani 77 maçta 44 gol atıp 15 asist yapması, Eto'nun yeniden eski formunu yakalaması bir anda Türkiye'deki takımların da dikkatini çekti. Evet. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın hatta ve hatta alamayacak belki ama Trabzonspor'un da dikkatini çekti. Evet. Yani bütün takımlar Eto'nun üstüne gitti. Şimdi Chicharito'ya gelelim. Manchester United takımındaki performansıyla bu futbolcu bir kere doğrudan yıldızı parlayan bir isim oldu. Çünkü ilk sezonda çok iyi, önemli işler yaptı. İlk iki sezonda. Evet. Fakat daha sonra Chicharito'da bir düşüş yaşamaya başladılar. Ve Manchester United bu futbolcuyu elinden çıkartmak istedi. O da gezdi. Birkaç takımda oynadı ama en iyi performans sergilediği sezon 2015-2016 sezonu. Bayer Leverkusen takımında çok iyi bir performans ortaya koydu. Yani bundan 2 yıl önceki sezondan bahsediyorum. 26 gol 4 asist yaptı. Tekrar gündeme geldi ve yine Premier Lig kapıları açıldı. Ama bu 2015-2016 sezonundan sonraki performansta bir sezon sonra Leverkusen'de yine çok önemli işler yaptı. Yine müthiş goller attı. Bu sezonda işte West Ham United takımında oynadığı 22 maç var. 14'ü ilk 11'de ve toplamda da 5 gol atmış. Neticede iki futbolcuyu kıyaslıyorum şimdi. Birisi Samuel Eto, 37 yaşında. 77 maç oynamış 2,5 sezonda. 44 gol atmış, 15 asist yapmış. Tekrarlayayım mı? Evet. 77 maç.